Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yine bir yerli yapım oyununa eşlik edeceğim. Oyunun adı 9. Şöyle çok net. Oyun güzel bir bulmaca oyunu. Şöyle bir başladığımızdan grafikleri falan animasyonu da bence iyi. Beğendiğimizden beğenmediğim oyunu tanıtmıyorum biliyorsunuz. Hedef 7500 puan diyor. Size böyle hedefler belirliyor ilk başlarda. Farklı güce sahip iki rakamla birlikte kullanırsan çok daha fazla puan kazanırsın. Aynen. Candy Crush'ın işte gibi. Hani böyle yine özel şeyler çıkıyor. Bunları 5'i yaparsan tamam. Şöyle aynen. Bayağı da patlattık ha. Şimdi oyun mantığı şu. 6 var, 6 var, işte 4 var. 2 kere basıyorsunuz hemen 6 oluyor. Şöyle bir sürüklüyorsun işte. 4-5 yapma şansı. Hızlı şöyle. Hızlı yapmanız lazım. Bu Joker oluyor, bütün işleri patlatıyor. Bayağı zevkli ama aşırı derecede bir hız lazım size. O da şöyle oluyor. Nerede yapabiliriz onu mesela. Sonra bir süre sonra kendi haline geri dönüyor çünkü. Oyun Atom Desteği'yle piyasaya çıkan bir oyun. Şimdi Atom Desteği nedir? Nereydir onu bir de, ondan biraz bahsedeyim. Şimdi 2008 yılında ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ bir ön kuluçka merkezi kuruyor Atom adında. İşte amaçları oyun geliştiren ya da işte böyle animasyonla uğraşan teknoloji alanlarında faaliyet göstermek isteyen gençlere, genç ekiplere daha doğrusu destek vermek, işte sponsor bulmak, sponsor ayarlamak. Projelerini yani Kickstarter tarzında bir şey. İşte merkeze başvuru yapıyorsunuz. İşte projenizi sunuyorsunuz ekip olarak. Diyorsunuz işte bu var, kafamızda bu, iş planlamamız bu gibi. Merkez bunu kabul ederse ki güzel fikirleri zaten gördüğünüz gibi destekliyorlar her türlü. Bir yıl hem eğitim veriliyor size hem de destek maddi olarak. Projenin bitiminde ise böyle güzel oyunlarla karşımıza çıkıyorsunuz. Şimdi ön kuluçka dedik. Hani ondan ne oluyor diyeyim. Ondan da biraz bahsedeyim. Şimdi ön kuluçka abi işte benim çok güzel bir fikrim var ama hiç param yok. Ya da işte param var, fikrim yok. İşte ne bileyim yatırımcı da olabilirsiniz. İşte ne yapacağım? Yaptık oyunu, fikir de var, para da var. Oyun da yaptım çok güzel. Hani şimdi ne olacak? Hani kimse indirmiyor bu oyunu. Nasıl? Ne yapmam gerekiyor? Gibi sorularınızda işte destek verilen yer aslında ön kuluçka, hani sizi hazırlıyor. Hani bak böyle olur, bak şöyle yaparsın. Şöyle işte yol gösterici, kılavuz tarzında bir şey diyelim. Şimdi oyundan bahsedeyim ben biraz. Pixofan kullanıcı adıyla çıkıyor. Android ve iOS'ta var ve ücretsiz. Windows Phone'da yok oyun. Ve fark ettiğiniz gibi oyunun giriştiğinde de Magic Leap diye bir kısım daha çıktı. Şimdi oyunu ve grafiği Pixofan yapıyor. Programlama ve üretim kısmında Magic Leap diye bir kuruluş yapıyor. Ama bunların aslında ikisi de ortak diyebiliriz. Oyunu yaparken Unity oyun motoru kullanılmış. O da biraz aldı yürüyecek herhalde. Önceden millet Cocos 2D ile falan oyun yapıyordu. Basit diye. Unity hem daha basit hem de böyle kaliteli oyunlar çıkartabiliyor. Hani aranızda böyle oyun geliştirmeye meraklı arkadaşlar varsa Unity'ye yönelebilirler. Başarılı şeyler çıkartıyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Oyun hani kaliteli olmuş. Gördüğünüz gibi cam gibi parlıyor falan diyorum da 20 hafta boyunca hani oyun bitmiş yapılmış ama 20 hafta boyunca ekstra bir geliştirme süresinden geçmiş. Hani bu da çok ciddi bir rakam hani böyle bulmaca oyunu için. Hani hakikaten adamlar deneme yanılmayla en sonunda böyle mükemmelliğe ulaşmaya çalışmışlar. O yüzden hani sabırlarını ayrıyetten takdir etmek gerekiyor. Normalde hani Türk milletini biliyorsunuz hani yaptı abi bitti hadi çıkartalım güncelleme yaparız sonra falan filan carçurt derler ama hakikaten 20 hafta boyunca bekleyip en iyisini yapmak da hakikaten onların kendi başarısı. O yüzden de tebrik ediyorum buradan kendilerini. O sabrı göstermek bile bence çok iyi bir şey. Dönelim oyuna biz. Şimdi oyunun ben bütün mantığını anlatayım burada. Şimdi çapraz da yapabiliyoruz ve en fazla bir şey iki rakam birden atlayabilir. Mesela 4, 5, 6 oluyor. 1 olmuyor. Fakat 6, 1, 2 olabiliyor. Hani 6'dan sonra başa dönüyor. Sonra geri dönüyor tekrar bir sitesin de. Nasıl yapalım şimdi? Şunlar 4 olur. Şöyle. Şu şekilde olmuyor. Hani şöyle gezdireyim muhabbetini yemiyor. Fakat şöyle çaprazlama güzel götürebiliyorsunuz. Şöyle 6 yapalım. Tekrar bakın kendi eski haline dönüyor. İkişer gittiği için hemen 4'le yapabiliyoruz. Ama zaten 5'li 6'lı falan patlatmak hatta 9 9 dedikleri de bilmiyorum acaba böyle çapraz çapraz 9 oluyor mu hiç. Denk getirmedim ben de. Oluyorsa mükemmel olur. Bayağı eğlenceli oyun aslında ya. Hani bence hak ediyor. Grafik kısmı falan temiz güzel. Oyuna ne ara bitti bir şey anlatırım ya. Süre var tabii ki de. Facebook ile bağlanma kısmı var. Ondan bahsedeceğim ben bağlamayacağım da. Facebook ile bağlanıyorsunuz işte hani Candy Crush gibi. İşte güçlendirici falan alıyorsunuz. Hani o çaprazlar maprazlar falan vardı az önce. Dağıttı ortalığı patlattı. Onları alıyorsunuz. O şekilde işte Candy Crush'ın şu kadar puan yapmış şu levelde falan filan. Tüm camları yok et diyor. Tüm jöleyi temizle muhabbeti herhalde bu da. El alemin Candy Crush'ını oynayacağınızda böyle yerli yapım 9 oynayın. Hatta rakamlarda. Bir de bunda hız muhabbeti de var. O da ayrıyetten şöyle bakın. Şimdi 4'lü biraz fazla bekliyor ama bunu 5'li 6'lı yapınca tık 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 hemen hepsi geri dönüyor. Yani hızlı hızlı yapacaksınız şöyle. Patlatacaksınız. Bir daha patladı.
Tamam, camda bir sıkıntı yokmuş. Aa, kaçırdık. Hani bu oyunla mı hani sesleneyim diyeceğim de bahanem olsun. Hani hakikaten oyun yapmak isteyenlere, heveslilere iyi bir kılavuz olacağını düşündüğüm bir oyun bu benim. Hani hem yapım aşaması hem test aşaması gerekirse. Çünkü 20 hafta boyunca 8 kere değişmiş. İkisi bayağı büyük bir değişim, altısı da bayağı ufak bir değişim olmuş okuduğum haberlere göre. Hani hakikaten hem sabır hem de zarafet içeriyor bu oyun. Örnek alınması gereken, hani siz de böyle hemen yapayım acele acele oyunları çıkartayım işte para getiriyor da yok dursun ne kadar fazla oyun o kadar iyi demeyin. İşte geliyor çıkıyor ilk hafta 50 bin indirime ulaşıyor sırf Android'de. O kadar da iyi bir oyun. Hamle 10 kaldı. Arada böyle ekstra hamle veriyor. Ha, fark ettiğiniz gibi 10 hamle işte 150 altın falan diyor. Bir ona bakalım. Bakalım markette kaçtan gidiyormuş altınlar, kaç paraymış. İşte burada can falan var. Can almak istiyorum diyorsun. 150 bekleme, satın al diyorsun. İşte buradan da market kısmına giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Biraz da ucuz geldi markete. Onu da söyleyeyim. Kendi kraş gibi değil. Oyunda da şöyle bir mantık yok hani. Atıyorum bunların hepsi 4'lü ya. Hani ben bunları 5 yaparsam çok iyi para kazanırım mantığı yok. Hani öyle şey yapmayın. Sonuçta onlar rakam. Rakam olarak bakın. Şimdi arkadaşlar hani yerli yapım oyunlara destek olmak tabii hepimizin yapması gereken. Kodum bir dur bir dur bir şey anlatıyorum. Tübaşı ayrı oynuyor. Ay diyeceğim. Bir saniye. Tamam. Dur sen dön. Döneceksen. 1 2 1 1 2 1 2 1. Ananı a**ayım senin ben. Yok ben 4 yapacağım. İlla 4 yapacağım diye uğraştım. Yemedi. Al. Bunu herkes yapar. Dediğim gibi yerli yapım oyunlara destek olmak hepimizin hani bu oyunun borcu. Sonuçta bir sürü abuk sabuk saçma sapan oyuna, yabancı oyuna uğraşacağımıza böyle yerli yapım güzel oyunlara da destek olmamız lazım ki hani millet en azından yaptığı işin böyle boş bir iş olmadığını, sevildiğini, sayıldığını görsün. Daha iyi oyunlar yapsın diye. Oyunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz vereceğiniz puan, yıldız beni ilgilendirmez. Yorum gözüksün diye biri veriyorum falan da demeyin. O da ondan çok gıcık oluyor, anasını satayım ya. Ama indirdikten sonra TA'dan geldim, webtekno'dan geldim yazarsanız yorum kısmına sevinirim. Ona da bakacağım. E ne oldu? 6 kalmadı. S**k tuttuk mu? Ha burada var. Kafam yandı anasını satayım ya. Gözlerim acıyı. Hamlelerin bitten mi satın alabilirsin? Almam. Hamleydi onları göndersin bana. Evet arkadaşlar webtekno Facebook sayfasından bizi beğenip takip edebilirsiniz. Webtekno Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Zaten soruyoruz işte hangi yerli yapım oyunları tanıtalım falan filan diye. Oradan da kendi yaptığınız oyunları da gönderebilirsiniz. Abi hani kendi yaptığınız diyorum bak hani. Başkasından çalıp araklayıp editlediğimiz oyunlar değil. Hakikaten kendim yaptım gibi baştan aşağı grafiğini mırafiğini öyle oyunları tanıtabilirim. Video geldi göremedik falan filan carçut derseniz de Webtekno TV YouTube adresine abone olun. Zaten video size direkt olarak geliyor. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ki yerli yapımı oyun yapmaya başlayın böyle internetten falan araştırın bakın. Hani bunlar yarın öbür gün altın bileziğiniz olacak. Öyle torna testiye bitti artık. Bunlar başlıyor. Kendinize iyi bakın eyvallah. Kendi kraşına koyun bak bunu oynayın ne güzel.